ve anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Birincisi, Allah-u Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. Sonra Allah sadaka vereni halkına sevdirir. Üçüncüsü, sadaka verenle cehennem arasında bir perde olur. Ve Allah-u Teala sadaka verenden belayı, sıkıntıyı ve ahları def eder. Bundan sonra Peygamberimiz, arkadaşları hakkında bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi. İslam'a girdikten sonra nasıl itaat eder? Ömer İbni Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçarım. Peki Osman İbni Affan için ne dersin? Ondan çok utanır, hem de çok. Rahman'ın melekleri bile ondan utanır. O harika bir haya sahibidir. Peki ya Ali İbni Ebu Talip? Aha, onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa, ben de kendi başıma kalsam. O beni bıraksa, ben de onu bıraksam. Ben onu bırakırım ama o beni bırakmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine, ümmetime saadet ihsan eden, seni de belli bir vakte kadar şakî kılan Allah'a hamdolsun deyince, şeytan biraz meydan okur gibi konuştu. Heyhat, heyhat, ümmetin saadeti nerede? O belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan damarlarına girer, damarlarında akarım, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve öldükten sonra yeniden diriliş gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tamamını azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, günahkarlarını ve ibadet ehli olanlarını. Hasılı bunların hiçbiri elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet, bunları azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi bu halis kullar kimlerdir? Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki dirhemi ve dinarı, yani malı ve parayı çok sever. O, Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem ki dirhemini ve dinarını sevmez, övülmekten ve methedilmekten hoşlanmaz, bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır kaçarım. Bir kul, malı ve övülmeyi sevdiği, kalbi de dünyaya arzulu kaldığı müddetçe o, sizi özelliklerini arz ettiğim kimseler arasında bana en çok